Altın bayan ya da Golden Lady. Koşu pistinde altın bayana çıkmıştı adım. Kimi de Golden Lady diye sesleniyordu bana. Biri Türkçeydi bu adların, diğeri İngilizce. İkisine de alışmıştım ama ben yine de altın bayan diye seslenilmesinden daha fazla hoşlanıyordum. Neden böyle oluyordu? Doğrusu yanıtını tam olarak ben de bilmiyordum. Altın bayan diye bağırdılar. Alkışladılar mı? Gerçekten kendimi altından yapılmış bir at sayıyordum. Moralimi yüksek tutmam açısından çok önemliydi bu duygum. Koşunun en heyecanlı yerinde taraflarım coşuyordu. Golden Lady, Bastır, Altın Bayan, daha hızlı. Koşu alanı adımla çınlıyordu. Benim üstüme bahis oynayanlar daha yürekten haykırıyordu. Taraftarlarımın coşkusu koşan bacaklarıma çarpan yüreğime güç veriyordu. Altın Bayan, umutlarımı sende. Bana güvenen, bağlanan milyonlarca insan görüyordum arkamda. Beni alkışlayanların bakışlarından güç topluyordum. Altın Bayan'ın yıllar sonra kum arabasında ter dökeceğini kim bilebilirdi ki? Kum arabasına koşulan birinde değil altının, bakırın bile tozları kalmazdı. Yapılara çektiğim dere kumunun içinde altın bulabilirdiniz belki ama bende zerresi kalmamıştı. Tüylerim bozulmuş, derilerim sarmıştı. Her tarafım kir, çamur içindeydi. Artık kimse altın bayan ya da golden neydi demiyordu bana. Yıllar üstümdeki altın tozlarını savurmuştu. Anlayacağını şimdi bakır bayan bile değildim. Artık koşamaz olduğumuz zaman beni bir çiftçiye sattılar. Çiftçi birkaç yıl sırtıma bindi, benimle tarlaya, dağa, yaylaya gitti. Odun ot taşıdı. Bu süre içinde biraz daha yaşlandım. Doğal olarak gücüm biraz daha azaldı. Çiftçi sahibim birine bir kum arabacısına sattı. Pazarlık sırasında daha bunda çok iş var ha demeyi de unutmadı. Belli ki kalan gücümü o satın almıştı. Bunu sonuna kadar kullanma hakkı ona aitti. Nitekim öyle de oldu. Şimdilerde sahibimle dere kenarında kum taşıyoruz. Yeni yapılar bizim taşıdığımız kumlarla yükseliyor. Bir bilseniz ne de çok apartman yapılıyor ruhsatlı ruhsatsız evlere gece konduları tek tek sayarsanız akıl alacak gibi değil. Devasa apartmanlarla betondan ormanlar kuruluyor. Yeni yapılan apartman bir öncekini mutlaka geçiyor. Böylece gökyüzüne doğru bir yarıştır gidiyor. Havasız, güneşsiz, taşlaşmış yeni kentler kuruluyor. Yeni kente köylerden yeni insanlar, yeni yüzler akıyor. Derenin kumları tükendi de apartmanların yapımı bitmedi kum taşıya taşıya kaç dere kuruttuğumuz artık ben de bilmiyorum. Önceleri yakın yerlerden alıyorduk kumu. Şimdi daha uzaklardan alıyoruz. Belli ki oradakiler de bitecek. O zaman daha uzaklara gitmemiz gerekecek. Yolum uzadıkça uykum geliyor. Sallana sallana yürüyorum. Hele mevsim yazsa tutmayın gitsin. Beynimi kaynatan kızgın güneş daha da sersemletiyor beni. Ne zaman belimde kırbaç şaklıyor. O zaman gözlerimi açıyorum. Yürüsene moruk. Altın bayan ya da golden neydi olan adım şimdi de moruk mu oldu? Bir kırbaç bir kırbaç daha. Ayakta uyuyorsun moruk neredeyse kaplumbağalar bile geçecek seni. Doğru kaplumbağalar bile geçecek uyku ne kadar tatlı. Artık ayaklarım da taşımıyor beni. Sahibim bıraksa günlerce uyuyabilirim. Sözde yarış atı olacaksın. Bu uyuşuk haline nasıl koştun meydanlarda? Nasıl dereceler aldın? Doğrusu anlamıyorum. Elbette anlayamazsın. Ben bile anlayamıyorum. Zaman zaman yine kendimi o alanlarda koşuyor sanıyorum. Yarış atları yan yana dizilmiş. Rakiplerim Aktay Siyahi, Derya Hatun, Altın Kanat, Yıldırım, Aslan Yürek, Çepni Beyi, Royal, Hormani, Estalya, Aybeyaz, Esmeralda. Kuşku yok ki hepsi birer rüzgar parçası. Üstlerindeki jokeylere bakıyorum. Onlar da yüksek dağların doruklarındaki kartallara benziyor. Kanatlarını rüzgarla doldurdular mı tutma gitsin. At mı jockey geçer jockey mi atı belli değil. Soluklarımızı tutuyoruz. Heyecanımız gittikçe artıyor. Kulaklarımızın dibinde patlayan tabanca ile birlikte kapaklar açılıyor. Yaydan fırlamış bir ok gibi ileri atılıyoruz. Hedefe doğru koşarken toprak ayaklarımın altından gerilere doğru akıyor. Dalıp gittiğim anda bir kamçı daha şaklıyor sırtımda. Koşuya çıktığım anları düşünerek ileri fırlıyorum. Bak nasıl da canlandı. Altın kız mısın nesin? Göster kendini. Dünyaların parasını saydım sana. Sırtıma yeni kamçılar inmesin diye ileri atılıyorum. Aferin sana. Böyle olacaksın işte. Çektiğin kum arabası da olsa hızlı gitmelisin. Tüm gücümü toplayarak koşuyorum. Yine yarış alanındayım. Sırtımdaki jockey gemimi boşa alıp bana hız veriyor. Haydi altın kızım. Ayaklarım toprağa değmiyor. Görünmez kanatlarım rüzgarlı doluyor. Bir aslan yürek geçiyor beni. Bir de ben onu. Bizi izleyen binlerce ayranımızın alkışları yükseliyor. Bana bağlanan umutları boşa çıkarmamalıyım. Çepni bey de nereden çıktı? Şimdi de o bastırıyor. Benden iki boy ön fırlıyor. Hayır olamaz. Bastır altın kızım. Sahibimin sesi bu. Beni pamuk kutular içinde yatıran, kuş sütüyle besleyen iyilik meleğimin sesi. Onun sözünü dinlemezsem kimikini dinlerim. Bastırıyor. Tüm rakiplerimi geçiyorum. Hedefi iyice küçültürken tüm alkışlar benim için yükseliyor. Romörkü tuğla dolu bir traktörle yan yana koşuyoruz. Aramızda bir yarıştır gidiyor. Kuşku yok ki traktörde yeni yükselen apartmanları taşıyor bu tuğlaları. Uzun süre onu geçmek için çaba gösteriyorum. En sonunda yenik düşüyorum. Traktör beni geçip gidiyor. Bir traktörü bile geçemedin moruk. Sen bakır kız olamazsın. Kamçı sırtımda yeniden şaklıyor. Traktör toz içinde bırakıyor bizi. Onu geçmem için bir motorda benim taktırmam gerekiyor. Yüküm gittikçe ağırlaşıyor. Yoruluyorum. Gözlerim kararıyor. Yolum yokuşa sarınca iyice yavaşlıyorum. Arpa düşmanı kadına bir traktör kadar bile olamadın. Gördün işte hem senden hızlı gidiyor hem de senin birkaç katın yük götürüyor. Beni traktörle karşılaştıran adama ne denir ki? Yeniden ileri atılıyorum. Azıcık hız yapmayayım. Koşup hislerinde sanıyorum kendimi. Şimdi de Eftalia, Royal Harmony bastırıyor arkamdan. Çok güzel atlar bunlar. Eftalia Kafkasya'dan getirilmiş Royal Harmony gerçek bir İngiliz atı. Sahipleri Türkiye'nin en varlıklı insanları. Geldiklerinde birer damlacık taydılar. Onlar da kuş sütüyle beslendiler. Onlar da gizli kanat takmayı, rüzgarla yarışmayı öğrendiler. Daha hızlı gideyim derken ayağım yoldaki taşa takılıyor, yere kapaklanıyorum. Yeni bir kamçı ile canım yanıyor. Çevreme bakıyorum. koşup pisti değil burası. Yarıştığım Eftelya, Royal Harmony, buhar olup uçmuşlar. Bir düş müydü bu? Yarış alanlarının coşkulu sesi de silinip gidiyor kulaklarımdan. Ben de kabahat ki senin gibi bir ata para verip aldım. Sen yarış atı değil, sütçü beygire bile olamazsın. Böyle gidersen bu kış yıkıldığa bırakacağım seni. Kurda kuşa yem olursan kabahati bana bulma moruk. Sahi bu da mı var kaderimizde? Kurda kuşa yem olmak. Bir zamanlar kurt da yetişemiyordu arkamdan. Kuş da bir dağ başında onların etlerimi, kemiklerimi oyup tükettiklerini düşünmek ne kötü. Hayır, daha iyi şeyler düşünmeliyim. Örneğin tüm kamçıların yılanlar tarafından yutuldukları gibi bir şey ya da kum arabalarının daha icat edilmedikleri gibi safça bir hayal. Dağ başlarında kurtla kuşla kurulan gerçek bir dostluk. Taşlı yolları tükettikten sonra asfaltı çıkıyoruz.'' Hayalimin faydası mı oldu? Kum arabasını şimdi daha rahat çekebiliyorum. Sahibimin keyfi yerine geliyor. Neşeli bir türkü gelip dudaklarına oturuyor. Arabatlar atlar yakın eder ırağı. Ağır ağır giden kervan bizimdir. Pek hoşuma gidiyor bu türkü. Beni yine eskilere güzel günleri alıp götürüyor. Sahibimin sesi işte fena değil. Olur olmaz yerde kamçı şaklatmıyor artık. Çok sürmüyor ki kentin kıyı mahallesinde buluyoruz kendimizi. Yeni yapılar düne göre biraz daha yükselmiş devasa yapıların içinde işçilerin söyledikleri türküler duyuluyor. Bir kahvehanenin önden geçerken gözüm televizyona takılıyor. Bir grup genç at yarışı izliyor. Bir zamanlar bu beyaz cam az mı gösterdi beni? Üstüme bahis oynayanları bu ekranlardan az mı heyecanlandırdım? Durup televizyondaki atlara bakmak istiyorum. Uçan at Pegasus'tan hiçbirinin farkı yok. Televizyondaki koşuyu izlerken o atlardan biri ben oluyorum. Ah bitmez tükenmez hayallerim. Yine en öndeyim. Tribünleri dolduran insanlar en çok beni alkışlıyor. Altın kız, golden lady, daha hızlı. Bir buyruk değil bu. Umudun, sevginin sesi. Hak etmeliyim bu alkışları. Daha hızlı koşuyorum. Kanatlarıma takılan rüzgarlar yol veriyor bana. Ağaçlardaki kuşların, suların sesini duyuyorum. Bulutların üstündeyim şimdi. Gerçek bir Pegasus'um. Çayırlar, otlar, çiçekler seriliyor ayaklarımın altına. Daha hızlı Daha hızlı koşuyorum. Akta'yı, Siyahi'yi, Derya Hatun'u, Ay Beyaz'ı burun farkıyla gerilerde bırakıyorum. Kupa'da, ödülde benim için artık... Tam bu sırada sahibimi kamçısı sırtımda şaklıyor. Tıpkı insanlar gibi televizyonda seyretmeye meraklı bu moruk. En başından sonuna kadar içinde acılar saklayan kamçı yeniden sırtımda şaklıyor. Demek ki kamçıları yılanlar yutmamış. Kum arabası da icat edildiği gündeki kadar ilkel. Kurşun kadar ağır arabaya asılarak ileri atılıyorum. Koşu parkuna döktüğüm terden çok fazlasını tozlu yollara dökerek ileri atılıyorum.